Paralel evren teorisi, zamanın ve uzayın evrenin çoklu doğal yapısının bir ifadesi olarak kabul edilir. Teoriye göre, evrende bulunan her şeyin kendi kendine bağımsız bir kopyası vardır. Bu kopya, bizim evrenimizin tamamen aynı ya da çok benzer olmasına rağmen, değişik tarihsel veya fiziksel koşullarda meydana gelmiş olan bir yapıdır. Buna göre, herhangi bir olayın geçmişte ya da gelecekte oluşmasına yol açabilecek tek bir olasılık vardır. Bu olasılık paralel evrenlerin arasında dağılmıştır. Paralel evren teorisinin en önemli özelliği, her paralel evrenin aynı zamanda farklı tarihsel veya fiziksel koşullarda meydana gelmesidir. Gelin şimdi bu olayı derinlemesine beraber inceleyelim. Reenkarnasyon inancı bir bireyin farklı evrenlerde deneyimlemediği senaryoları, farklı yaşamlarda deneyimleyebileceğini öne sürer. Bir bireyin küçüklükten beri piyano çalmak istediği fakat, öyle bir fırsat yakalayamadığı bir evren düşünürsek, o birey başka bir evrende bu durumu deneyimleyebilir. Hatırlarsanız daha önceki videolarımızda da reenkarnasyon teorisine değinmiştik. Bunun gibi senaryolarda ruhun, farklı evrenlerde ve farklı bedenlerde çeşitli durumları deneyimlemesi görülür. Farklı evrenlerdeki enerji akışları da reenkarnasyon sürecini etkileyebilir. Bu enerji akışları bir varlığın bir evrenden başka bir evrene geçişini ve reenkarnasyonu şekillendirebilir. Paralel evren teorisi, bir zaman uzay modelinin çoğul evrenler içerdiği ve her birinin farklı zaman ve uzay özelliklerine sahip olduğu fiziksel bir düşüncedir. Teori, evrenin fiziksel özelliklerinin tek bir evrenin çoklu farklı şekillerde aynı olmasının olasılığını öne sürmektedir. Evrenin gerçekliğinin tek bir evrenden çok daha karmaşık, evrenin kendi içinde çoklu ve bağımsız dünyalar içerdiğini, her bir dünyanın farklı zaman ve uzay özelliklerinin olacağını ve her bir dünyanın kendi fizik yasalarına göre çalışacağını da söyleniyor. Fiziksel kuralların her bir evrende aynı olmasının olasılığını da her bir evrende aynı fizik yasalarının geçerli olacağı anlamına gelmekte. Paralel evren teorileriyle birlikte, gizemi daha da derinleşen zaman kavramı evrenin en gizemli konularından biri, yaşanılan her şeyin bir zaman çizgisinde değil de, aynı anda farklı paralel evrenlerde yaşandığı fikri zaman algısını temelden sarsar. Paralel evren zamanın sadece bir illüzyondan ibaret olduğunu öne sürer, farklı paralel evrendeki olayların salt bir çizgiden ziyade, bir ağ gibi örülü olduğunu düşünürsek geçmiş, şimdi ve bugünün sınırlarının da belirsizleştiği bir perspektif ortaya çıkar. Paralel evrende verilen farklı kararlar olayların çeşitlenmesine yol açar. Bir olayın farklı bir şekilde gerçekleştiği evrende yaşanan olay, diğer evrende bambaşka şekilde gerçekleşebilir. Aynı zamanda paralel evren, şimdinin sadece geçmiş ve geleceğin kesişimi olmayıp, sonsuz olasılıkların anında yaratıldığı bir alan olduğunu iddia eder. Paralel evrenler, daha önce düşünülmeyen uzay zamanda yeni alanların keşfedilmesini sağlar, bu alanlar, havadan geçilen evrenleri keşfetmek ve bunların arasındaki bağlantıların anlaşılmasını mümkün kılar. Evrenin sınırlarının genişletilmesine, fizik ve astronominin daha fazla keşfedilmesine, evrenin yapısını ve evrenin çalışma şeklinin gözlemciler tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu teori, fiziksel gerçekliğin farklı evrenlerin bir gelmesiyle oluştuğunu, bu evrenlerin karşılıklı olarak etkileşime girdiğini savunmakta da, böylece bir evrendeki her olayın diğer evrenlerde de meydana geldiği ve bütün evrenlerin ortak bir varlık içerdiği düşünülmektedir. Tüm evrenlerin birbirleriyle ilişkili olduğu ancak, her evrende farklı sonuçların ortaya çıkabildiği anlamına gelir. Fiziğin tüm olasılıklarının açıkça görülebileceği, bilim adamlarının kesin bir sonuca ulaşabilecekleri anlamına da geliyor. Bu, bütün evrenlerin birbirinden bağımsız olduğu anlamındadır. Her evren kendi fiziksel ve fenomenolojik kurallarını benimser ve bu kurallara uymak zorundadır. Her evrenin kendi zaman ve mekanı vardır. Bu yüzden bir evrenin etkileri diğer evrenleri doğrudan etkilemez. Bazen bir şey gerçek olmasa da ona inanmak bizi rahatlatır. Bizi umut aşılar. Paralel evrene inanmak da bu durumdan çok da farklı değildir. Paralel evrene olan inancımızı güçlendiren şey ise, gerçekte evrenimizin varoluşunu açıklayan en iyi bilimsel modellerin çoğu, aslında bir çoklu evrenin varlığına bağlıdır. Burada bahsettiğimiz paralellik durumu birbiri ardına sıralanmış olarak değil de, benzerlik, aynılık olarak düşünülürse, daha doğru sonuçlara ulaşmış oluruz.
Eğer çoklu evrenler gerçekse, fizik bilimi içerisinde kullandığımız kuark, atom, molekül gibi kavramların gerçek değerlerinden ve rasyonel olarak bulunma durumundan bahsetmek bizim için bir hayli zor olacaktır. Çünkü bu saydığımız kavramların varlığını paralel evrenin var olma ilkesine dayandırmıştır. Bu dünyada yapmak isteyip de yapamadığımız o kadar çok şey var ki, kimimiz başarı için, kimimiz zengin olmak ve kendi imkanlarını genişletmek için çabalamaktadır. Peki bu çabalar hep bir sonuca ulaşır mı? İlla ki yapmak isteyip de yapamadığımız, çabalayıp da herhangi bir sonuç elde edemediğimiz birçok olgu var. Bir saniyeliğine paralel evrende bütün istediklerinizin gerçek olduğunun, yapmak istediğiniz her şeyi yapabildiğinizi ve bunu yapan kişinin sizin aynınız olduğunu düşünün. Bu durum her ne kadar kafa karışıklığı gibi görünse de, aslında hiç de anlaşılması zor bir durum değil. Paralel evrenlere inanmak kişinin iç huzura ulaşmasını, yapamadığı birçok şey için üzülüp kendisini yıpratması noktasında bir nevi manevi destek sağlamakta. Kim bilir, belki Mars'a veya farklı bir gezegene yolculuk yapar gibi, paralel evrene de yolculuk yapmak mümkün olabilir. Bunun için bilinmesi gereken diğer bir bilgi ise, zamanda kapı açılması ve boyut değiştirmek gerektiğidir. Paralel evrene gitmek için, tıpkı masallardaki aynaların içinden geçen karakterler gibi, bize de zamanda kapı açılması gerekir. Tüm beklentilerimizi gerçekleştirip paralel evrene gerek kalmadan yaşadığımız gezegen üzerinde de, istediklerimizi yapmak sanırım biraz daha realist bir yaklaşım olacaktır. Sonuç olarak, evrenimize paralel olan ve onunla etkileşen farklı yapıda bir evrenin varlığı mümkün görünüyor. Bu farklı evrende ışıktan hızlı hareket ruhsal varlıklar, sanıldığı kadar bilim dışı olmayıp, pek ara mümkün görünüyor. Ayrıca, insanın sadece beden varlığı olmadığı ve bir ruh sahibi olduğu görüşü de oldukça anlam kazanmış oluyor.